Number One Türk'te sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler. Bugün Number One Star'da program konuğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu. Sayın Doktor Mehmet Müezzinoğlu. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Aynı zamanda senin doktorum. Sayın Bakanım şimdi çalışmak isteyene destek bizden sloganını kullanıyorsunuz. Bununla ilgili ne tür destekleriniz var? Bunu soracağım. Bir de gençlik paketiniz var benim bildiğim. Şu anda Türkiye'nin en çok dinlenen gençlik radyosunda ve televizyonundasınız. Ve dolayısıyla da gençler merak ediyor. Gençlerle ilgili Çalışma Bakanlığı'nın ne gibi çalışması var? Ve aynı zamanda dediğim gibi çalışmak isteyene destek bizden sloganının arkasında neler var? Şimdi bir defa bu ülkenin en büyük gücü, yani iki tane gücü sayın deseniz ben mutlaka iki taneden birinin gençlerimiz derim. Her bir yaşta 1 milyon 250 bin gencimiz var. Yani 22 yaş dediğimizde 1 milyon 250 bin 22 yaşında gencimiz var. Bunu 5 yaşlık dilime aldığımızda bu rakam birden karşımıza 6,5 milyon olarak geliyor. Yani 20 ile 25 yaş diliminde bizim 6-6,5 milyon gencimiz var. Bu esasında Türkiye'nin çok güçlü bir potansiyeli. Bu güçlü potansiyeli %10 daha verimli alana sürükleyebilsek, bunu yöneticiler, hükümet ve birçok yerel yönetimler, dinamikler, eğitim, üniversiteler biraz daha vizyonu, özgüveni %10 daha gençlerin yanında güçlü olabilsek, gençler de özgüvenlerini bir kademe daha ileri atabilse, Türkiye'nin esasında ne yeraltı zenginliğine ne olağanüstüler gerek yok. Çünkü bu gençlerin yüreğiyle, bu gençlerin aklı ve enerjisiyle Türkiye bölgesinde de dünyada da bir farklı noktaya gelir. Dolayısıyla burada gençlerin istihdamda daha güçlü olmaları. Yani ben çalışmak istiyorum. Alın teriyle kazanmak istiyorum. Bu alın terimi karşılığında almak istiyorum dediği zaman biz onun yanında hem işbaşı eğitim programlarıyla hem de istihdamında bir yıl süresince işverene onun adına bütün vergilerini üstlenmekle ciddi bir katkı veriyoruz. Bundan gençlerimiz istifade etsin. Ya belki İKAN'da bekledikleri o iyi maaşları alamayabilirler. Ama bir yandan işin ucundan tutmaları lazım. Tutarlar tecrübe birikimleri, zaten tecrübe birikiminden sonra onların o enerjileri, alın terleri, gönülden işlerine sahip çıkmaları, ki bir de gençlerin alın terinin ötesinde akıl teri de var. Birikimleri var ve bunlardan hem Türkiye kazanacak, hem o işveren kazanacak, hem de gençlerimiz geleceklerini daha güçlü hale getirecekler. Peki sizin bu çağrınıza iş dünyasından olumlu yanıt gelmezse ne olacak? Çok. Yani var mı yok, şu anda var. Bir talep? Neticede iş dünyası için de cazip bu. Evet. Düşünebiliyor musun? Bu yıl iş dünyasını istihdam edeceği yaklaşık 1,5 milyon çalışanı, bu rakamı istihdam ettiğinde devlet olarak 13 milyarlık bir istihdamdaki çalışanı adına ödeyeceği veya çalışanın devlete ödeyeceği bütün yükü onların üzerinden alıyoruz. İki soru Sayın Bakanım. İşsizliği ortadan kaldırır mı bu? İkincisi, ekonomide bir problem yaratır mı, yoksa daha büyük bir ivme mi kazandırır? Şimdi bir defa ekonomiye çok ciddi katkısı olacak. İşverene evet. de çalışmak isteyene de büyük bir katkısı olacak. Evet. Dolayısıyla Türkiye'ye de büyük bir katkısı olacak. Niye? Daha çok istihdam, daha çok üretim demektir. Daha çok üretim, daha çok ihracat demektir. Daha çok ihracatta Türkiye'nin daha güçlü rekabeti demektir. Daha güçlü rekabet için istihdam maliyetlerinin düşmesi demektir. Evet. Gençlerimizin, kadınlarımızın, engellilerimizin istihdamda daha güçlü yer alması demektir. Evet. Burada bizim 100 bin, bu 500 binin içinde 100 bin dezavantajlı gruba da ayrı bir desteğimiz var. Burada engelliler var, kadınlar var ve eski cezasını çekmiş mahkumlar var. Onların da meşru zeminde bir emek vermeleri ve emeklerinin karşılarını alması için, hele hele engellilerimizde 30 aydan 54 aya kadar bütün primlerini, vergilerini yüklendiğimiz bir sistem var ki hayat neticede sosyal sorumluluklar da üstlenmeye gerektiriyor. Evet. Engellilerimizin de istihdamına katkı sağlamaları, onların da üretmelerinde zemin hazırlamak engellilere, dezavantajlı gruplara ayrıca
ayrıcalıklı desteklerimiz var. Müthiş. Yine sizin bakanlığınız döneminde, siz bakan olduktan sonra emeklilerle ilgili bir promosyon meselesi vardı. Bu promosyon meselesinde devraldığınız tarihten itibaren kısa sürede bu konuyu çözüme kavuşturdunuz. Emekliler bu promosyonu ne zaman alacaklar? Şimdi tabii bu promosyonu çözmek bana nasip oldu. Belki de bakanlığımın ilk 3-4 ayı en temel konu bu oldu. Yani bizim bakanlığın temel konusu olmasa bile kamuoyu ve emeklilerimiz birinci derecede. Bunu gündemde tuttular ki 11,5-12 milyon emeklimiz var. Evet. Ve 4-5 yıldır da gündemde olan bir konuydu. Evet. Ben tabii ilk anda epey zorlandım. Sonra Sayın Başbakanımıza burada teşekkür ediyorum. Çok büyük bir desteğini gördüm. Evet. Çünkü bu rakamları bankaların reel hesaplarıyla tutturabilmemiz mümkün değildi. Rakamlar, bankaların reel olarak verdiği rakamlar hani çok cüziydi, çok komik diyebileceğim rakamlardı. Ama Sayın Başbakanımızı devreye sokunca, o da emeklerimizin bu anlamdaki haklarına sahip çıkınca, bankalarımız bu anlamda biraz görev zararını göze alarak bu promosyon konusunu yıl sonu itibariyle bitirdik. Şu anda 16 bankayla promosyon protokolü imzaladık. Bunu özel bankalarda, kamu bankalarda dahil. Bu 16 banka şu anda bizden emekli maaşı alan emeklilerimizin %99,5'unu karşılıyor. Çok iyi. Bir iki banka kaldı. Onlar da tahmin ediyorum akşama sabah bu protokolleri imzalayacaktır. Şimdi tarih artık verebiliyor musunuz? Efendim? Tarih verebiliyor musunuz? Veriyoruz tabii. İşi şimdi bankalarla emeklilerimizin rekabetine bıraktık. Yani hangi banka daha çok emekliye, daha çok bunun üzerinde farklı bonuslar, farklı promosyonlar verebilecek ve emeklilerimize banka tercihlerini yapma hakkını veriyoruz ki yani bir banka 11,5 milyon emekliden farz edelim ben 2 milyonunu maaşını benden geçsin istiyor mu zaman farklı öneriler önerilerde bulunacaktır. Mart ayı, Mart, Nisan, Mayıs aylarında emeklilerimizin promosyonları ödenmiş olacak. Emeklilerimizin seçtikleri bankalara göre yaklaşık bu anlamda 5 milyar gibi emeklimizin cebine ciddi bir parayı aktarmış olacağız. Çok iyi, müthiş. Büyük anne projesi vardı. Bu çok konuşuldu. Yine sizin bakanlığınız dönemine denk geldi. Protokolü imzaladınız. Başvurular gelmeye başladı. Kaç başvuru var? Kimlerden oluşuyor? Kimler yararlanabilecek? Ve bu projede asıl amacın kadın istihdamı olduğunu söylediniz. Bununla ilgili de bir detay alabilir miyiz? Şimdi bir defa bu büyük anne projesi bence bu millete ait bir proje olacak. Bizim hükümetimize ve bizim bakanlığımıza ait bir proje müthiş olacak. Müthiş bir fikir bu arada. Ve dünya çapında. Yani dünyada bir başka örneği yok. İlk defa bizim milletimizin, bizim kültürümüze de uygun. Evet. Bundan yaklaşık 2,5 ay önce İstanbul Sanayi Odası'nda kadın istihdamı ile ilgili bir konuyu değerlendirirken doğum yapmış annelerin istedikleri takdirde çocuğu 6 yaşına gelinceye kadar yarı zamanlı çalışma hakkı biz onlara yasa olarak verdik. Ama bu yarı zamanlı çalışmayı talep eden anne maaşının yarı yarıya düşmesini kabul etmesi gerekiyor. Bir, maaşı yarı yarıya düşüyor. İki, işverene şunu diyecek. Ben sabahtan öğlene kadar veya öğleden sonra akşama kadar geleceğim. İşveren diyor ki ya yarım gün geldi öğleden sonra ne olacak? Evet. Veya sabah geldi de öğleden sonra gelmiyor ne olacak? Evet. Veya biz hani gidiş geliş servisle gidilip geliyor. Ya anneye kolaylık olsun bir gün gelsin bir gün gelmesin. Yarı zaman bunu seçsin böyle bir alternatifte koyduk. Ama işveren diyor ki bir gün gelip bir gün gelmeyen bir doğum yapmış anneyi ben neden istihdamda tutayım? Ertesi günü kim dolduracak? Dolayısıyla istihdamdan kadın istihdamını azaltacak bir sebep olmasın diye biz bunu nasıl toparlarız? O zaman annenin kayınvalidesi veya annesi bu yakınındaysa ve bu çocuğuna, evladına bakabilecek durumdaysak dedi ki büyük annelere biz destek verelim. Hem bir anne işinden kopmasın. İki annenin maaşı yarı yarıya düşmesin. Evet. Aileye giren para azalmasın. İki ne güzel anne güvendiği annesi veya kayınvalidesi. Ne güzel kayınvalide veya anne
torunuyla bütünleşiyor. Büyük anne için de önemli bir duygu anlamında, fedakarlık anlamında, özveri anlamında önemli. Bebek için de hakikaten ne güzel. Anneannesi veya babaannesinin kolları arasında büyüyecek, yetişecek. Çok yönlü, parasal değerinin ötesinde kültürel anlamında da, aile bütünlüğü anlamında da çok farklı bir proje. Şu anda biz ilk başlarken 1000 aile üzerinden yol projeyi düşündük ama şu anda 6500 aile oldu. 10 ilde 6500 aileyle bu projeyi başlatıyoruz. Ama dün itibariyle bize müracaat rakamı 46 bini geçmişti. 46 bin. Ve bunların Türkiye içinde uygunluk kriterlere uygunluk anlamında da yok. Bu 10 ilde. 10 çünkü ilde. Diğer illerde yine zaten pilot illerde. Bugün muhtemelen 50 bini buldu. Ve bunların 11.200'ü bizim kriterlere uygun olan. Ama zaten 6500 rakamı var elimizde. Evet. Yine kriterleri biraz daha muhtemelen en kriterden en iyiye doğru giderek bu önümüzdeki hafta sonu rakamları belirleyeceğiz. Ve en geç 1 Mart itibariyle doğum yapmış anne, evladı büyük anneye teslim edeceğiz. Anneyi istihdama işine devam edecek. Büyük anneye de 425 liralık bir torunu için harcasın diye harçlık vereceğiz. Müthiş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Müezzinoğlu program konuğumuz. Hem radyodayız hem televizyondayız. Number One Türk TV'de ve Number One Türk FM'deyiz. Şimdi Sayın Bakanım, siz Sağlık Bakanlığı da yaptınız. Evet. Kendiniz bir doktorsunuz. Mesleğiniz doktorluk. Benim de doktorumsunuz. Çocukluğumdan beri sizi tanıyorum. Ve müthiş özverili bir insansınız. Hikayeniz inanılmaz. Müthiş bir başarı hikayeniz var. Bana anlattığınız bir şey var. Naçizane böyle bir siyasetin dışına çıkacağım. Sizin yaşadığınız, geçmişinizde, öğrencilik yıllarınızla ilgili hatıranızı merak ediyorum. Bir defa özellikle gençlerimize söyleyeceğim şu. Kendilerine inansınlar ve güvensinler. Ben gençlerimiz için 3 tane önemli kelime söylüyorum. Evet. 1. Özdeğer. Evet. Mutlaka değerleri olsun. Özdeğer. Kendisine ait, güvenilir, dürüst ve çalışkan. Bir milletin mensubuyuz. Bu milletin çok güçlü değerleri var. Millete ait özdeğer. 2. Öz saygı. Kendilerine saygı duysunlar. 3. Özgüven. Özgüven. Ya çalışkan, özverili, fedakar, üretken mutlaka başarı gelir. Evet. Tabii ben bir başka ülkenin vatandaşı olarak doğdum. Yunanistan, Batı Trakya, Müslüman Türk azınlığının bir evladı. Ve çok zorluklar, çok sıkıntılar, çok olağanüstülükler. Ama ben bugün derim ki en çok neyi seviyorsunuz diye bana 3 kelime, 3 sevdiğiniz şeyi sayın deseniz 3 taneden biri çektiğim sıkıntıları seviyorum der. Öyle mi? Çünkü çektiğim sıkıntılar bana hayatı, hayatla mücadeleyi, o sıkıntıları yenebilme kabiliyetini ve reflekslerini kazandı. Dolayısıyla hiç sıkıntısız bir hayatı bugün bile istemiyorum. Bugün 62 yaşındayım, bugün de istemiyorum. Sizin motive çünkü ediyor o zaman başarı. Çünkü o sıkıntıları aşabilme özgüveni var ya, evet. Bunu da aşabilirim. Çok zor, işte burada her türlü kapı kapandı. Ya bir kapı kapanıyorsa binlerce kapıların açılabileceğine inanırım ve onu hayatımda defaatle yaşamışımdır. Tabii evlendiğimizde ben 1900, çok da enteresan bir tarihte sordun ya. Öyle şu anda yani evlilik yıl dönümü söylemeyeyim ama yani Şubat ayının 2-3 gün sonrası evlilikte 40. evlilik yıl dönümümüzü inşallah cumartesi pazar günü söylemiş de olalım. Evet. 40 yıl eşimden Allah razı olsun. Yani evlatlar, torunlar, 4 tane torunum var. Çok başarılı, çok bereketli, çok huzurlu bir hayatım oldu. Çok sıkıntı demiyorum. Çok sıkıntı vardı. İşte evlendik. Büyük kızımız dünyaya geldi. Talebeyim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Yani öyle bir başka ülkenin vatandaşıyım. Yabancı uyruklu statüsü, ikamet tezkeresiyle Türkiye. Geçim çok zor, imkanlar çok az. Yani evimizde yeni evliyiz. Bir takım fincan. Eve işte eş toz geldiğinde eşim de o zaman daha
Hani çocuk denir ya, 19 yaşında evlenmişiz, mahallemizin kızı. Evet. Ben de 23 yaşında. Yani öyle işte, vaktinde evlilik derim ben buna. Evet. Bir de gençler buna da özgüvenli olsunlar. Hele şu işte işimi de kurayım, okulu da bitireyim falan filan. Ya geçin onları derim. Evet. Paylaşarak hayatı büyütün, çoğaltın, bereketlendirin. Evet. Ve fincanları yıkarken birinin sapı kırılmış. takım, başka takım, fincan takımı alacak halimiz yok. Evet. 404 ile fincan takımının sapını yapıştırdığımı bilirim. Evet. Ama tabii ki bir iki servis sonrası bir akşam evimizdeki rahmetli oldu Hüseyin abimiz. Hüseyin abim fincanı ağzına götürürken fincan küt diye sap elinde kaldı. Fincan düştü kahve üzerine. Bütün bunları... Yani bazen derler ya ayıp değil mi, niye ya, bu benim hayatımın bir parçası ve zenginliği. O zor koşullardan bugünlere gelebilmenin evet. mücadelesi. Bununla eşime de Allah razı olsun diyorum. Evet. Eşiniz yani, de öğrenci o arada değil mi yani? Mi yoksa değil miydi? Değil. Yanlış, o Batı Trakya'da mahallenin kızıydı köyümüzün. Anladım, anladım. Ama okulda, ilkokulda okul arkadaşımdı. Sayın Bakanım, yani yokluktan nereye geldiğinizin bir göstergesi bu aslında. Yani bir de hani topluma örnek olması açısından ben sordum bunu. Genç dinleyicilerimize örnek olması açısından. Çünkü siz de yoktan geldiniz. Bu ülkenin Sağlık Bakanlığı'na yaptınız. Ya bu, yarın da gene yoklar gelebilir karşımıza. Bunu evet. bilemeyiz. Yani sağlığımızla ilgili yoklar gelebilir. Ekonomimizle ilgili gelebilir. Evet. Ama olanına iyi sahip çıkmak ve olan koşullardan buradan ben çıkabilirim diyebilmek. Evet. Kahroldum, mahvoldum, işte battım, işte kaderci olmamak. Ben yani yok ya, mücadele. Mücadele. Çünkü bende sağlığım yerindeyse, aklım çalışıyorsa, yüreğim varsa, arkadaş bazen derim ki yürek varsa kürek bulmakta sorun yok. Çok güzel. Ama yürek yoksa eline 10 tane de kürek versek işe yaramaz. Evet. Onun için yani önemli olan yürek, enerji evet. ve evet. kendine inanabilmek, kendine güvenebilmek. Ve bazen annene babana güven, işte öğretmenine güven, iş yerindeki patronuna güven, tanıdığın siyasetçiye güven. Hepsini bir kıyıya koy, en çok kendine güven. Evet. Çünkü onlar bir gün yanında olmayacak. Doğru. Ama kendine olan özgüvenin son nefesine kadar seninle birlikte olacak. Gençlerimize özgüven, ne pahasına olursa olsun. Yani ben bazen derim, bugün tek kelime... Son iki ay önce gittim Japonya'ya, orada bir iki kelime öğrendim o gidişimde ama hiç Japonca bilmem, ama beni Japonya'nın bir köyüne gidip bıraksalar, bilmediğim köye, iki ay sıkıntı çekerim, çok önemli değil. Ama iki ay sonra Japonya'da namerde muhtaç olmayacak şekilde hayatımı sürdürebilirim. Evet. Bu özgüven önemli olan. Doğru. Gençlere verdiğimiz en büyük zarar, bence annelerin, babaların, eğitim sisteminin, yöneticilerin gençlere verdiği en büyük kayıp özgüvenini, gençlik yetiştirmeme. Aman sıkıntı çekmesin, aman sorun yaşamasın, aman şu olmasın. Ya onları oradan aşarak o özgüvenini yakalayacak. Evet. Özgüvensiz daha çok rahat etsin. Arkadaşlar hayal bir 60, 70, 80, 90 yıllık rahatı garanti edebilecek hiçbir maddi imkan, hiçbir yasal düzenleme mümkün değil. Ne zaman kimin karşısına bir trafik kazası engelli oldun. Bir şu sağlık sorunu oldu, şu oldu. Ama özgüvenin varsa bütün bunların içinde hayatı huzurlu, mutlu, kendinle barışık yaşayabilirsin. O nedenle gençlere ne olur? Öz saygınızı ve özgüveninizi asla kaybetmeyin ve onu her gün daha çok daha çok besleyin ve büyütün. Taşeron işçilerde... Bazen egoist diyebilirler, boşver desinler, çok önemli değil. Anladım Sayın Bakan. Taşeron işçilerdeki son durum nedir? Onlar çok merak ediyorlar sizin açıklamanızı. Şimdi bu yıl inşallah onlarla ilgili, ama şu referandum döneminde çok farklı baskılar da geliyor. Ama bu referandum döneminde popülist politikalar anlamında herhangi böyle bir müjde cümlesi söylemeyeceğim. Ama özellikle Çalışma Bakanlığı olarak Devlet Personel Başkanlığı bize bağlı. Kamu çalışanı reformu üzerinde çalışıyoruz. Evet. Bu yıl kamu çalışanı reformunu yasalaştırabilecek güçlü bir kamu çalışanı reformu yapabilirsek onları da bunun içinde çözeceğiz. Ama bu olmayacak olursa onları yine Sayın Başbakanımızın talimatıyla, hükümetin kararıyla verdiğimiz sözü tutacak noktaya inşallah bu yıl
taşımış olacağız. Belediyelerde bu konuda çok mağdur çalışan, taşeron çalışan mağdur kelimesi doğru bulmuyorum. Yani neticede oraya girerken o anlamda hizmet alımıyla girdiler. Ama daha standardı yüksek, daha güvenli koşullar onların hakkı mı? Tabii ki hakkı. Bu anlamda daha standardı yüksek, onların güvencelerini arttırmış bir yapıya kazandırmak bizim onların yanında olmak görevimiz. Evet. Şimdi referanduma geleceğim ama oradan önce siyasetteki en büyük rakibiniz, şimdi konuşmazsak kulağına gider, kırılır, Tahsin Salihoğlu'ydu. O abim benim. Hayır, rakiptiniz. Çok ciddi rakip. Siz onu emekli ettiniz. Yani o hep böyle bir adım önde giderdi. Sonra size hep şey derdi. Mehmet Müezzinoğlu bana rakip. Benimle rekabet ediyor derdi. Ama şimdi siz onu emekli ettiniz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir etkinliğinde galiba görüştünüz değil evet. mi? Onun da kulaklarını çınlatalım. Yok, geçen hafta da bir aradayız. Öyle Tahsin mi? Abim, Tahsin Salihoğlu. Ben bizim bölgenin tabiri şudur, bir büyüğe aga denir. Böyle evet. güvendiğin, ettiğin aga evet. denir. Ben Tahsin abiyle siyasette rakip olduğum dönemlerde, tabii ki onun tarzı farklı bir tarz, tanıyanlar bilir. Bazen de demişimdir, ya onunla rekabette keşke agam olmasaydın diye de yüzüne söylemişti. Hmm. Şimdi agam olduğu için her zaman bir adım geride durmayı, bir cümle geride tutmayı, bir agaya saygının, bir edebin gereği yapmaya çalışmışımdır. Ama Tahsin abi ülkesini, milletini, bayrağını seven çok müthiş bir insan. Kendisi bu son bir aydır, bir iki aydır sağlık sorunu yaşıyor. Sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Kendisini gerçekten seviyorum. Ama ben o zaman da dedim, kısa vadeli gündelik başarılarının peşinde ne meslek hayatımda koştum, ne özel hayatımda, ne de siyasi hayatımda. Evet. Doğru olduğuna inandığım doğru adreslerde, vicdanımın huzurlu olduğu adreslerde, o dönemde onun tercih ettiği veya başkan olduğu siyasi parti ondan önce adaylığı bana teklif etmişti. Aa, ben kabul etmemiştim. Öyle mi? Bunu tabii, bilmiyordum ben. Ben kabul etmemiştim. Çünkü o partinin toplumun vicdanında artık dönemini tamamlamıştı. Yıpranmıştı. Evet. Ama geçici başarılar değil. Bir de vicdanen hayat, dünya görüşü, hayat felsefesi olarak zor olabilir, sıkıntılı olabilir. Çok gerilerden başlayabilirsin ama doğru olduğuna inandığın yerde olmak, evet. vicdanen huzurlu olduğun yerde topluma faydalı olmaya çalışmak. Dolayısıyla 1991'li ikili yıllardan bahsediyoruz. O günde çok zor tercih yapılabilecek ama benim için doğru bir adres Recep Tayyip Erdoğan'la siyaset yapmaktı. Çünkü 1970'ten başlayan bir İmam Hatip'te beraber okuduğumuz sınıf arkadaşlığımız var. O gün bugün siyasette bir topluma hizmet etme adına bir sorumluluk üstlendik. Her zaman da duam şudur. Ya Rabbi, ülkem ve milletim adına üstlendiğim sorumlulukların hakkını da hesabını da verebilmeyi bana nasip et derim. Bu şiarla yaklaşık 25 yıldır siyaset yapıyorum. Ümit ederim ki vicdanen huzurlu olduğum, milletimin de arkada bıraktığımızda düzgün insandı desin yeter. Sayın Cumhurbaşkanı ilk teklifi kendisi bizzat size mi sundu? Evet, yani evet. Bir parti kuruyoruz, senin de olmanı istiyoruz. Hayır, o daha öncesi. Yani o parti kurulurkenki değil, 92'deki Avcılar ara yere seçimlerinde. Hı hı. Bana Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Demokratik Sol Parti'den Avcıların sevilen doktoru olarak gelindiğinde evet. ben siyaset düşünmüyorum dedim. Evet. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Refah Partisi İstanbul İl Başkanı'ydı. Evet. O teklif için geldi. Dedi ki orada Avcılar önüne gelen adayınız kim dedi. Müezzinoğlu dediler. O da Müezzinoğlu bu iş bitmiş dedi. Ben de dedim Sayın Başkanım, ben siyaset düşünmüyorum. Benim mesleğim var, severek yaptığım bir meslek var. Dolayısıyla siyaset düşünmüyorum dedim. O da tek bir cümle söyledi. Biz bir arkadaşımıza toplum ve millet adına bir görev verir de o görevi kabul etmezse, o nedenle de bir oy eksik alırsak vebal onundur dedi. Noktayı koydu ve gitti.
Ben o gece sabaha kadar uyuyamadım. Sabahinde gittim, dedim ki size teslimim, hiçbir talebim yok. Evet. O gün bugün bir oy daha fazla olsun. Bu ülkenin yarınları bugünden bir adım daha iyi olsun diye gayret gösteriyoruz. Ümit ederim ki ülkemize ve milletimize faydamız olmuştur, katkımız olmuştur. Evet. Şimdi referandum. Ya bu konulara girecek tahmin etmiyorum. Hiçbir radyoda da bunları konuşmadık. Çünkü sizi çok yakından tanımıyorlar. Ben çok yakından tanıyan birisi biraz olarak. Biraz da damardan girdi. Evet, evet. Şimdi referandum yaklaşıyor. Genç dinleyicilerimiz var. Sevgili dinleyiciler, bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Müezzinoğlu stüdyo konuğumuz. Referandumla ilgili gençlere mesajınız ne? Onlara neler söyleyeceksiniz? Şu anda büyük bir çoğunluğunda kararsız olduğunu görüyoruz. Şimdi bir defa gençlere bir iki başlığım var. Birincisi, sistem ilk defa seçmenin karar verdiği, yetki verdiği ve ipin ucunun seçmenin elinde olduğu bir döneme giriyor Türkiye. Yani 58 milyon seçmenimiz var. Evet. 58 milyon seçmenin içinde 18 yaşındaki kızımız, delikanlımız, 25 yaşında çalışan veya iş arayan gencimiz, iş bulanı bulamayanı, daha farklı, daha güçlü bir Türkiye isteyeni veya karamsar olanı, hastası, engellisi, yaşlısı, 100-120 yaşındaki ninesi, dedesinin elinin vicdanını koyarak güçlü bir sistem. İlk defa Türkiye'de millet adına, demokrasi adına, milli irade adına güçlü bir sistem olacak ve ilk defa milli iradenin ipin sistemi milletin millet merkezi olacak. Neden öyle ben olacak? Ben 70 yılından bu yana bu ülkedeyim ve 12 Mart muhtırasından tutun AK Parti'nin 2008'de kapatma davasına kadar, Cumhurbaşkanı seçemezsiniz sürecine kadar hepsini yaşadım. Evet. Hepsinde en ağır bedeli milletin ödediğini gördüm. Partiler bölünür, millet bedel öder. Partilerle ilgili yukarıdan organizasyon yapılır. Bazen belirli güç odakları, bazı belirli şeyler, bedeli millet öder. Krizler gelir, bedeli millet öder. Ama baktım ki hiç o siyasetçilere veya milletin kaderiyle oynayanlara hiç şey olmuyor. Olan millet oluyor. Ülke geri kalıyor. Dünya ile yarışacak olan bir ülke, muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki bir Türkiye hedefi birilerini, bazen dışarıdakilerini, bazen içeridekilerini rahatsız ediyor ve Türkiye üzerine tuzaklar kuruluyor. Evet. Bu, dolayısıyla bundan sonra milletin ümüğünü sıkamadıkları, belirli güç odaklarının milletin ümüğünü sıkamadıkları bir sürece giriyor ve sandıkta millet bir güçlü bir sistem. İki, o güçlü sistemin üzerine kimi layık görüyorsa onu getirecek. Ki burada layık görülen kişi bu toplumun vicdanında en az %60'ının 70'inin vicdani. Ha, bu adam bir şeyler yapar diyeceği, ama en az %50'sinden fazlasının da oyunu alacak. %50'den fazlasının oyunu alacak, almaya talip birinin toplumun %70'iyle barışık olması lazım. Uzlaşmacı olması lazım, değerlere saygılı olması lazım. Milletin umudunu, onun üzerinde bir liderlik yapabilecek vizyonu olması lazım. Yoksa siyasi parti genel başkanları geliyor, oraya delegeyi yerleştiriyor. Evet. Ne zaman canı istiyorsa genel başkanlıktan o zaman ayrılıyor. Evet. 4 tane, 5 tane, 10 tane parti, ama partinin genel başkanları kral gibi. Ya demokrasilerde kral millettir. Demokrasilerde güç millettir. Milletin güçlü olduğu bir sisteme ilk defa döneceğiz. Bunu akıllarıyla ve vicdanlarıyla analiz yapsınlar. Yetki kimde olmalı? Yetki belirli güç odaklarında mı? Yoksa demokraside en büyük güç millet mi? Millet olmalı. O güç odakları var mı hala Sayın Bakanım? Büyük oranda var. Evet. Yani düşünün ki 7 Haziran seçimlerinde önümüze bir tablo çıktı. Evet. Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye dedi ki buyur başbakanlığı sen al. Evet. Bahçeli de dediyseydi yok Sayın Kılıçdaroğlu sen yap, ben sana dışarıdan destek olayım. Bugün ülkenin ekonomisi ne olurdu? Selahattin Demirtaş da başbakan yardımcısı olurdu. Evet. Bu ekonomiyi, Türkiye'ye güveni, Türkiye'nin büyük hedeflerini götürebilecek veya AK Parti üzerinden oynanan oyunlar, partiden 20 kişiyi ayırsak, öbür partiden şunu şuraya getirsek, bütün bu hesapları geçtiğimiz dönemde şemsiye partileriyle bilmem neleriyle yaşadık mı?
11 tane milletvekilini ayartıp 11 milletvekiline de bakanlık vererek bu ülkenin, bu milletin milli iradesinin güçlü temsilinin alay konusu edilebilecek bir noktaya, yüzümüzü kızartacak bir noktaya taşındı mı? Taşındı. Dolayısıyla 5 yıllığına yetki verecek, güç verecek, hesap soracak ve başarıyorsa devam et diyecek, başaramıyorsa da hadi güle güle kardeşim diyecek. Burada bu birincisi bu. Evet. İkincisi gençlerle ilgili. Ben gençlerle ilgili en çok önemsediğim kısım bu. Bu yalnız bugüne ait sözüm değil. Gençler geri dönük olarak son 2-3 yılıma bir baksınlar. Hani ya bu referandum arifesinde bize söylüyor değil. Bu ülkede az önce de söyledim. En büyük gücümüz gençlerimizdir. Evet. Ve ben rahmetli babamı hep onun için dua edelim. Allah rahmet eylesin. 14 yaşında ben baba Türkiye'ye okumak için gitmek istiyorum dediğimde evladım oku da istersen Amerika'ya git demeseydi. Bir tane Türkiye'de tanıdığı yok. 14 yaşındaki bir çocuğa güvenerek bir evine valiz ve gönderiyorsunuz. Bu anlamda özgüven önemlidir. Evet. Onun için hep ısrarla özgüvenli. Şimdi biz 18 yaşındaki gence diyoruz ki seçmen oldun. Seçebilirsin. Peki ne bekliyorsunuz 18 yaşında milletvekili oldu dakika, mesela? Bir dakika. Sayın seçebilirsin bakalım. Diyoruz. Evet. Kimi mezun oldu. Kimi işte 60, 70, evet. 80 yaşındaki önünüze koyduğumuz o. Peki bunu seçebilme sorumluluğunu sana veriyoruz da. Ya ben de adayım. Siz de beni seçin. Yo orada şunu diyoruz. Ey genç sen beni seç. Bana güven. Benim tecrübem var. Bak yıllardır birikimim var. Evet. Ama ben sana güvenmiyorum. Sen daha çocuksun. Sen daha acemisin. Peki askere gönderken diyor muyuz? Şehit değil olurken mi? Diyor muyuz? Peki orada vatanı savunmakla ilgili güveniyoruz da. Her bir yaşta 1 milyon 200 bin seçmen. 22 yaşında 1 milyon 200 bin. Evet. Bakın bir milletvekili 100 bin oyla seçiliyor. 1 milyon 220 200 bin seçmenin 22 yaşında ya iki tane temsilcisi parlamentoda olsa parlamento ne kaybeder? O yaş grubunda 8 milyon oyumuz var. 8 milyon. 8 milyon oyun adına 10 tane milletvekilimiz var. Evet. Kaç? Hani bazılarının dediği gibi ya çoluk çocuk. Evet. 8 tane çoluk çocuk var diye. Ben demiyorum asla. Kendimden daha çok onlara güveniyorum. Bunu da samimiyetle söylüyorum. Bunu kendi çocuklarım için de incelerler, görürler veya gençlerle ilgili. Evet. Ben Sağlık Bakanı olarak en genç arkadaşımızı gençler Sağlık Bakan Yardımcısı yaptım. Beni eleştirdiler. Ya Sağlık Bakan Yardımcısı. Niye olmasın? Benden ne oluyorsa ondan da olur. Hem gençlere güveniyoruz. Eğitimi var, şeyi var. Evet. Tecrübe kazanacak. Burada evet. Açığı bir tecrübeyse o tecrübeyi de benim yanımda kazanacak. Evet. Şimdi dolayısıyla 8 milyon seçmenin mecliste bunu 10 tane 15 tane genç arkadaş var. Evet. Ya bir tanesi bir farklılık kazansa işte oradan Recep Tayyip Erdoğanlar çıkar. Oradan farklı dünya çapında Ali Babacanlar çıkar. Dünya çapında ekonomi, dış politika. Bak Kadir kardeşim, Avusturya Dışişleri Bakanı 28 yaşında Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni Cumhurbaşkanı seçilmişti. Yanılmıyorsam Ekim ayı 2014. Evet. Yurt dışında onun karşısına oturdu Avusturya Dışişleri Bakanı olarak bacak üstüne atarak bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ile görüşme yaptı. Doğru. 28 yaşında. Peki 24 yaşında meclise geldi. Bir dönem yaptı. Tecrübe kazandı. Avrupa Parlamentosu'na gitti. Dış ilişkilerde tecrübesini. Yabancı dili var. Vizyonu var. Buyursun olsun ya 8 milyondan bir taneye çıkarttı mı? Şimdi onlara biz hayır dedireceğiz. Niye? Niye hayır dedirtiyoruz ya? Gencim niye hayır diyecek? Kardeşim ister siyaset düşün ister düşünme. Koy cebine hakkını ya. Cebine koy hakkını. Yunanistan Başbakanı da çok gençti. E tabi. Evet. Yani Tsipras. Yani dünyada bu anlamda çok ya örnekler ben şunu var. Anladım Sayın Bakanım. Tayyip, bir şey daha söyleyeyim. Evet. Tayyip Erdoğan siyasete atıldığında hele hele hiç o gün çok negatif gibi görülen o Refah Partisi döneminde, Milli Selamet Partisi döneminde Tayyip Erdoğan 18 yaşındaydı ve o sokaklardan gelerek bugün dünya çapında lider oldu. Evet. Yani niye ben 18 yaşındaki, 20 yaşındaki çocuğum yalnız milletvekili değil ki. Belediye ilçesinde belediye meclis üyesi olacak. Evet. Liseyi bitirmiş,
Oradan geçmiş bir iş yerinde çalışıyor. Diyecek ki ben belediye meclis üyeyimde, belediye meclis üyesi olacağım. Bunun o hakkı var mı? Yok. Yasası değişecek mahallemin mi? Muhtarı olacağım. Mahallenin muhtarı olamıyor. Belediye başkanı olacağım. Ya ufak bir ilçem var. Benim eğitimim var. Evet. O ilçede ben lider olacağım. Yarın oralardan gelecek. O nedenle gençlere diyorum ki bakın aklınızı ve vicdanınızı koyun. Hakkınız bir başkasının cebinde kalmasın. Sayın Bakanım. Cebinize burada... koyun ya. Gelin evet'i deyin. Hakkınızı cebinize alın. Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olun. Bir son söz daha söyleyeyim. Bu benim en dertli yanım. Çünkü evet. Bu ülkenin gençleridir geleceği. Evet. Ya ben bu ülkede daha Allah ömür verse en garanti yaşayabileceğim ortalama yaş 20-25 yıl. Allah uzun ömür. Peki 20-25 yaş aralığındaki gencin bu ülkede yaşama şeyi 60 yıl ya. Peki 20-25 yıl yaşayacak birini mi Türkiye'nin geleceği daha çok ilgilendirir? Yoksa 20-25 yaş aralığında önünde 50-60 yıllık ülkesi adına, kendisi adına hayalleri, umutları olan bir genç mi bu ülkenin kaderine daha çok söz sahibi olur? Onun için onların artık birilerini kandırmasına, birilerini yönlendirmesine müsaade etmesinler. Evet. Ben hakkımı istiyorum ve hakkımı cebime koyuyorum. Evet. Ne zaman kullanırım? Ne zaman canım isterse o zaman kullanırım. Tamam. Sayın evet. Bakanım. SGK denetmeni ve müfettişi kadro açacaklar mı diye bir dinleyicimiz sormuş. Vallahi zor teknik bir soru. SGK denetmeni ve müfettişi denetme uzman yardımcısı sınavlarını açtık. Şu anda onların mülakatları yapılıyor. Evet. Yanılmıyorsam KPSS'ye göre müracaatın 3 mislini aldık. Ama yeni açacak mıyız? Onu şu anda gündemimizde yok. 2000 sağlık personelini üniversite hastanelerine alacağız demiştiniz. 3 hafta oldu. Evet, o sözümüzü acaba? Herhalde Maliye Bakanımız bugün Almanya'ya gitti. Bu hafta görüşemedik. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde onaylarız ve yaklaşık 2000 sağlık çalışanını üniversite hastanelerine için. Üniversite demiştiniz. Ama onun dışında Sağlık Bakanlığı'na yanılmıyorsam 3600 veya 3800 sözleşmeli vereceğiz. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin öğretmen yine sözleşmeli olarak açıkladık. Bu bir hafta 10 gün içinde yine bir Maliye Bakanımızla diğer bakanlıkların taleplerini de alarak son kararı verip bir hafta 10 gün içinde onları da açıklayacağız. Evet. Bedelli askerlik var mı diye ilginç bir soru yok, var. Yok hayır. Öyle gündemimizde bir şey gündemde yok. Evet. Acayip sorular geliyor Sayın Bakanım. Bu sorulara bakıyorum. Seni çok seviyorlar. İzleyicilerin gençler. Müthiş bir ilgi var. Siz bir de gerçekten her yaptığınız işte çok başarılıydınız. Mesela AK Parti İstanbul Başkanlığı'nı yaptığınızda da çok vaadiniz. Çok başarılı bir süreç geçirdiniz. Sağlık Bakanlığı dönemi yine öyle oldu. Ve ardından ben sizinle o zaman konuşmuştum. Ben bir şey sezdim sizde. Sanki ben böyle bir kenara çekileyim falan havası vardı. Sonra bir görev daha geldi. Yine o görevi de başarıyla yürütüyorsunuz. Bir görev beklentiniz olmadığı halde hep bir görev veriliyor size. Bir beklentim var. Nasip olsa da artık siyasete nokta koysam da işime gücüme baksam birazcık da ama. Şimdi Kadir Bey az önce üç kelime söyledim. Öz saygı. Evet. Kendisine saygısı olan biri üstlendiği sorumluluğun hakkını verebilme derdini taşır. Evet. Dolayısıyla ben çok farklı görevler özellikle siyasette üzerime gel. Bir ay acemiliğini çekerim. Ama yüreği olan, aklı olan biri için o süre bir bilemedim iki aydır. Evet. Ama siz oraya yüreğinizi koyarsanız, aklınızı, vicdanınızı koyarsanız başarı gelir. Dolayısıyla ben siyasetin çok acemisi olarak girdim. Ama iki ay acemiliğim oldu. İstanbul gibi bir yerde 2002 genel seçimlerine ki o zaman düşünün AK Parti aleyhine ne kampanyalar var, evet. Ne imkansızlıklar, ne sorunlar var. Yani çok olağanüstü yani sıkıntı ama bu bir yürek meselesi, iki ekip meselesi. Artık yönetimler tek başıma bunu yaptım dönemi değil. Biz bir ekibiz. Ekipçilik yapmadan ama. Bir de siyasetin böyle bir hastalığı vardır. Evet. Kim kimin adamı? Yok ya kimse kimsenin adamı değil. Hemşericilik yapılıyor diye söylemiyorum. Hemşericilik, ekipçilik falan bunlar doğru bulma. Evet. Ya bu ülkede kabiliyet olarak bir ekip ruhuyla bir hedefe koyarsınız. Hedef koyarsınız bu hedefe yürürsünüz. Dolayısıyla ben gençlerimize bazen ya benim alanım değil doğru herkes alanında ama yani
girdiğiniz alanda da yüreğinizi ve aklınızı koyarsanız bir iki aylık sıkıntı çekersiniz. İki ay sonra bir bakarsınız ki neticede yani bunu diğer yapan da yani anasından onu yaparak doğmadı. Doğru. Yani onun için özgüvenleri olsun. Evet. Öz saygı önemli. Evet. Çünkü ben bu görevi kabul ettiysem başarmam lazım. Evet. Hakkını vermem lazım. Arkandan ya emek verdi, gayret sarf etti. Şu şu eksiği oldu ama şu farklılıkları da oldu dedirtebilmek lazım. Evet. Bir soru var. Bakan Bey diyor yarım gün çalışma sözü vermişti diyor. Acaba öyle bir söz mü verdiniz? Nasıl doktorlarla yani? İlgili mi acaba bu soru? Tam gün çalışma sistemiyle yarım gün çalışma sistemi arasında. Yok, yarı zamanlı şey. Çalışma doğum yapan annelerle ilgili. Sadece annelerle. Anneler, evet. Doğum yapmış annelerle ilgili. Onu da açıkladınız, evet. Biraz önce. Peki, referandumla ilgili tahmininiz ne? Çünkü muhalefet şunu söylüyor. Şu anda hayır diyenlerin oranının evetten fazla olduğunu söylüyor. Ben tabii az önce nasıl siyasete girdiğimi söyledim. Bir oy eksik almamak için. Ben hayatımda siyasette hep bir oy daha fazlasının peşinde koydum. Evet. Koştum. Şimdi bir fazla evetin peşinde koşacağım. Ve neticede 16 Nisan akşamı vatandaşım, hani ağanın eli tutulmaz, vatandaşımız elini vicdanına koyacak ve gereğini yapacak. Evet. Ama ben muhalefete üzülüyorum. Açıkçası bu ülkeyi seven ve bir vatandaş olarak üzülüyorum. Yani bazı cümleleri öyle bir kullanıyorlar ki sonradan komik duruma düşüyorlar. Ben vatandaşıma şunu diyorum. Muhalefette bu cümleleri söyleyenlere de diyorum. Şöyle her seçim öncesi anketlerle ilgili kendi lehlerine olan rakamlara bir baksınlar, yukarıdan aşağı dizsinler. %50'nin üzerinde bir yaklaşımları varsa o dedikleri rakamı kabul edeceğim. %50'nin. Arkadaşlar, anketleri kendilerini kandırıyorlarsa milleti kandıramazlar. Evet. Bu milleti saf zannetmesinler. Bu milletin vicdanı da, aklı da, ben de dahil ortak aklı siyasetçinin çok önünde. Evet. Dolayısıyla elini vicdanına koyacak, tercihini yapacak, takdiri neyse biz de ona razı olacağız. Evet. Ama iyi bir evet çıkacağına inanıyorum. Bir dinleyicimiz diyor ki atanamayan iş ve meslek danışmanları atama bekliyor. Alım olacak mı Sayın Bakanım diyor. İş ve meslek danışmanlarına yaklaşık 300 civarında bir şeyimiz, çalışmamız var. Evet. Bir de bu Suriyeli göçmenlerle ilgili, ülkemizde bulunan göçmenlerle ilgili akıbetin tam ne olacağını merak ediyor herkes. Vatandaşlık verileceği söyleniyor. Bununla ilgili işte seçimlerde oy kullanacağı söyleniyor. Bir seçimlerde oy kullanamayacak tabii. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan birinin, evet, seçimlerde oy kullanması 2019'da mümkün değil. Mesela başkanım. Ya o süreç içinde bir defa önce Suriye'de barış, huzurlu bir ortam. Burada 3 milyon insanın, Suriyelinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma gibi bir talebi de yok. Onlar da bir önce ülkelerinde ve vatanlarında suhulet olsun, huzur olsun ve kendi evine, barkına, köyüne, mahallesine dönsün. Evet. Bu süreç inşallah en kısa zamanda oluşur. Burada Suriyelilerden yani nitelikli, artık kalıcı olabilecek %3-5 gibi bir grup, o da nitelikli dediğim vasıfta vatandaşlık verilir mi? O süreç, ama şu anda hükümetin gündeminde böyle bir konu söz konusu değil. Önce Suriye'de huzur olmalı. Bu misafir diyoruz, bu misafirler doğdukları, büyüdükleri kendi ülkelerine, kendi vatanlarına dönmeli. Bunun en az %80-90'ı bu talepte, bizim de en azından %80-90'ının kendi ülkelerinde, kendi vatanlarında, kendi vatanlarının ülkelerinin geleceğine katkı sağlamalarını arzu ediyoruz. Dolayısıyla bizim 5 yıl, 6 yıl oldu, 6. yıla girdi. Bu kadar insanı zaten böyle bir hesabımız olsaydı bugüne kadar vatandaşlık verirdik. Yok. Evet. Tam aksine herkes kendi vatanında daha güçlüdür, daha saygındır. Ama o topraklarında huzur ve barışa dönüşmesi gerekir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Doktor Mehmet Müezzinoğlu ile beraberiz. Artık programın sonuna geldik. Hemen bir iki soruyla programı toparlıyorum Sayın Bakanım. Onlardan bir tanesi de herkes şunu soruyor. Milliyetçi Hareket Partisi muhalefetteydi. Şimdi iktidar partisinin en büyük destekçisi. Neden
böyle bir evrilme oldu? Neden böyle bir düşünceye sahip oldu Milliyetçi Hareket Partisi diye merak ediyor. Şimdi Kadir Bey, tabii cevabı Milliyetçi Hareket Partisi adına vermeyeceğim ama siyasetçinin birinci görevi ülke ve millet olmalı. Evet. Ülkenin yarınları olmalı ve büyük oranda milletle beraber olmalı. Ben burada daha önce MHP, Milliyetçi Hareket Partisi'ni de suçladığım veya bu anlamda eleştirdiğim yönler vardı CHP ile birlikte. Evet. Şimdi bakın, 10 Ağustos 2014'te bunun müsebbibi AK Parti değil, bunun müsebbibi Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bu ülkede cumhurun başına cumhurbaşkanlığı seçilecek. Cumhurbaşkanı ne demek? Cumhuriyetin ve cumhurun başkanı demek. Evet. Cumhuriyetin ve cumhuriyetin başkanında biz o zaman Abdullah Gül Bey dedik 2007'de. Hayır, eşi başörtülü birini cumhurbaşkanı olamaz. Laiklik elden gider, cumhuriyet elden gider, gider oğlu gider. Bu cumhuriyete yakışmaz ya. Cumhura yakışan biri cumhuriyete niye yakışmasın? Ama 367 gibi hiç bugün ne geçmiş tarihimizde 184 milletvekili varsa mecliste, bugün imza meclisi toplarız. Hangi kanunu görüşeceksek onu öneririz. Kanun kabul edilir veya edilmez, buna savaş kararı da dahil. Evet. Ama siz 367 olmadan meclisi toplayamazsınız, cumhurbaşkanı seçimine gidemezsiniz diyor. Ya 276 ile cumhurbaşkanı seçiliyor, 376 olmadan toplanamazsınız diyor. O zaman cumhur bedel ödüyor ya. Az önce dedim ya, evet, hep millet bedel ödedi. Ya milletin bedel ödeyeceği hiçbir sistemin içinde AK Parti olmayacağız dedik. Bunun kuruluş felsefemiz. O zaman burada cumhurun bir başkanıysa bırakın cumhurun başkanını, cumhuru seçsin. Evet. Ve cumhurun başkanını da 10 Ağustos 2014'te cumhuru seçti. Peki cumhuru seçtiği başkandan cumhurun beklentileri yok mu? Onun sorumlulukları lazım, onun hedefleri lazım, onun hesap vermesi lazım, onun milletin karşısına tekrar gittiğinde ne yaptın, niye geldin denecek. O zaman iki başlı bir sistem. Bu sistem AK Parti olmasaydı bugün millete yine kriz yaşatıyordu. Bedel ödetiyordu. Biz bu 2016'da yaşadıklarımızın altından Cumhurbaşkanı'yla AK Parti'nin duruşu olmasaydı çıkamazdık. O zaman milleti koruyan, milli iradeyi koruyan, demokrasiyi koruyan bir sistem. Ha CHP ne dedi? MHP ne dedi? Parlamenter sistem dedi. Ben o zaman daha Sayın Başbakanımız da bunu söylüyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında CHP Genel Başkanı'na Sayın Başbakanımız dedik, bak Sayın Kılıçdaroğlu, bu sistem her an krize gebe bir sistem. Evet. Hep böyle gitmez bu. Dolayısıyla bunun bedelini millet ödüyor. Gelin bu sistemin doğru dürüst adını koyalım. Biz başkanlıktan yanayız veya cumhurbaşkanlığından yanayız. Ama siz de diyorsunuz ki parlamenter sistem. O zaman güçlü bir parlamenter sistemin önerisini getirin. Biz de güçlü bir başkanlık sisteminin veya cumhurbaşkanlığı sisteminin önerisini getirelim. Ve bunun ikisini birlikte millete gidelim. Evet. İkisini birlikte. Millet ya arkadaş elini vicdan. Dedim ya, millet siyasetçinin önünde. Gelecek 50 yılına 100 yılına hangi sistem kendi lehine ve Türkiye'nin lehine olacağına inanıyorsa onu seçsin. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi hayır dedi. O zaman bunu gören MHP AK Parti'ye dedi ki bu sistem yürümez. Ben parlamenter sistemden yanayım ama millete gidişin önünü açacağım. Evet. Ve millete gidişin önünü açtı. CHP bu millete gidişin önünü bak hangi cümlelerle kapatmak istedi. Cesetimizi çiğnersiniz dedi. Kan dökülür dedi. Buradan bu meclisten bunu geçirtmeyiz dediler. Meclisin kürsüsünü işgal ettiler. Peki niye işgal ediyorsunuz? Milletin kürsüsünü koruyoruz. Ya biz milletin kürsüsünü milletin vicdanına götürüyoruz. İlk defa dün Sayın Kılıçdaroğlu güzel bir cümle söyledi. Ve takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. Milletin vicdanına, hakemliğine gidiyoruz dedi. E günaydın. Evet. Milletin vicdanına, hakemliğine bizim önerimiz de buydu. Dolayısıyla bu işin hakemliği zaten milletten başkası olamaz diye 6 ay önce deseydin, 1 yıl önce deseydin, bu milleti, bu ülkeyi bu kadar germeseydin, artı kendi önerilerinle daha milletin vicdanında daha reel bir öneri getiriyorsan, milletin vicdanı da
o daha reel öneri doğruysa onun yanında kullanırdı. Evet. Ama onun için dedim Cumhuriyet Halk Partisi halktan korkuyor. Evet. Hayırcılar için bir şey demiyorum. Hayırcılar için diyorum. Hayırcılara bakın milletten korkuyor. Ama elini vicdanına koyarak hayır demek isteyen vatandaşımın başının üstünde yeri var diyorum. Evet. Ama hayırcılık kampanyası milletten korkuyor. Milletin vicdanından korkuyor. Milletin değerlerinden korkuyor. Ondan sonra laiklik elden gider. Cumhuriyet elden gider. Bölünür işte, ülke deniliyor. Gerçekten. Sayın Cumhurbaşkanı için diktatörlük benzetmesi var. Siz şimdi, daha çok yakından bak, tanıyan birisiniz. Kendilerini akıllı. Bunları neden söylüyorlar? Bakın kendilerini akıllı. Milleti de göbeğini kaşıyan adam. Dağdaki çoban gibi görüyorlar. Evet. Ya yine diyorum. Bu milletin vicdanı, feraseti yanlış yapmaz. Ey Halk Partisi, halktan korkma. Gel ya, gel halktan korkma. Bak biz 2002'de, 2001'de o kurulduk. Genel başkana siyaset yasağı var mı? Var, hem de ömür boyu. Partiye kapatma davası var mı? Var. Evet. Bütün buna kime güvendik? Millete güvendik ya. Millete güvenen kaybetmez Sayın Kılıçdaroğlu. Dün söylediğin cümlede mecburiyetten söyleme. Yürekten ve samimi söyle. Gel o real zemine. Ya demokrasi halk demektir. Demokrasi millet demektir. Demokrasi halkın hak ve hukukunu korumak demektir. Onun için bu referandumda millet kendi vicdanıyla kaderini belirleyecek. Güçlü bir sisteme oy verecek. Sonra o güçlü sistemin üzerine ister Ahmet'i koyacak, ister Mehmet'i koyacak. Bazen çok iyisi gelecek, bazen vasatı gelecek. Ama milletin kaderiyle oynamak isteyen birileri gelemeyecek, olamayacak. Denetleme mekanizması yok deniliyor Sayın Bakanım. Yani arkadaş ne yani... diyeyim şimdi ya? Bunların hiçbirinin tutar yanı yok ki. Hani yalan söylüyorlar desem ona da haksızlık. Türkiye Büyük Millet Meclisi esas o zaman denetim yapacak ya. O zaman işte o kurumlar bağımsız, tarafsız, güçlü olacak. Bir tarafta yürütme, vatandaş yetki vermiş, %50'nin üzerinde beklentileri var, hedefleri var, o hedeflere gidiyor. Öbürü yasama, yasama görevlerini yapacak, gidecek vatandaşa, bunları yaptım diyecek. Evet. Öbürü yargı da bugün yargıda arkadaş Türkiye'de yargıya güveniyorum diyen bir yapı var mı? Şu an herkes şikayetçi. Herkes şikayetçi. Niye? Ya arka planda millet adına yargıyla herkes oynadı. Evet. Anayasa Mahkemesi'nde 11 üyeyi şimdi meclis seçecek, Cumhurbaşkanı seçecek diyor. Ne güzel işte. Milletin yetki verdiği, hesap sordukları Anayasa Mahkemesi üyelerini seçecek. Daha önce kim seçiyordu? Kılıçdaroğlu bir açıklasın. Daha önce Anayasa Mahkemesi üyelerini kim seçiyordu? Ve millet bunların kaçını tanıyordu ve kaçına da hesap sorabildi. Şimdi deniliyor ki işte bu yargı mensuplarında Cumhurbaşkanı seçeceği için bunlar Cumhurbaşkanı'nı ya da başkanlık sisteme geçildiğinde işte Sayın Cumhurbaşkanı olacak muhtemelen işte. Yok kesin olacak. Sayın Kılıçdaroğlu daha zaman, büyük vaatlerde, daha büyük hedeflerde diyor, daha deniliyor. Çok güven. Ya bakın bunlar CHP'ye yakışmayan bir şey daha söyleyeyim. Evet. Onlar diyor ki Cumhuriyet'in kurucusu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Evet. Ben de diyorum doğru, elhak. Ama Mustafa Kemal Atatürk halktan hiç korkmamıştır. En zor zamanda hep milletle yürümüştür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünü ta Cumhuriyet kurulmadan 1920'de 23 Nisan 1920'de o meclisin alnına o yazmıştır. Bütün mücadeleyi milletle vermiştir. Evet. Dört bir yanından emperyalistler tarafından işgal edilen bir ülkeye, millete ya ölüm ya istiklal diyerek milletle beraber mücadele vermiştir. Onun hayatında hiç korku yoktur. Bakın son 30 yılın Cumhuriyet Halk Partisi'ne hep korku vardır, hep korkutma vardır. Laiklik elden gidiyor der korkutur. Cumhuriyet elden gidiyor der korkutur. Atatürkçülük elden gidiyor der korkutur. Hiçbir özgüven cümlesi yoktur. Hiç daha büyük hedeflere yürüme cümlesi yoktur. Muasır medeniyet seviyesinin üzerinde bir Türk milleti, bu millete orası yakışır. Atatürk'ün vasiyetidir, ona sahip çıkma yoktur.
Ben bazen derim Atatürk'ün gölgesine yan gelip de yatıyorlar. Atatürk'ten geçiniyorlar. Bunların dönemi bitti. Bir de milli o nedenle bakın bunların hiçbirinin altlığı yok. Milleti kanlı. Zannediyorlar ki ya biz sivri zekalıyız. Millet de anlamaz. Ya millet seni çoktan solladı da gitti ya. Bunu 11 seçim bak. AK Parti kurulalı 11. Genel seçim, yerel seçim, referandum. Şimdi 12'ye gidiyoruz. Ya siz... birazcık ders alması gerekmesine rağmen yok ne yapalım? Vermemiş mabut. Evet. Sayın Bakanım, 17-25 Aralık döneminden sonra biz sizinle bir araya gelmiştik. Demiştiniz ki 15 Temmuz darbe girişimi henüz, şu an bitiriyorum, toparlıyorum. Henüz gerçekleşmemişti ve siz demiştiniz ki benim bildiklerimi siz bilseniz gece uyku uyuyamazsınız demiştiniz. Acaba bunların olabileceğini öngörüyor muydunuz? Ya da bildiğiniz şeyler bunlardan ibaret miydi? Ben çok merak ettim bunu. Bilebildiklerim ve tahmin edebildiklerimin çok ötesinde hainlikler, çok ötesinde tuzaklar bu milletin kaderiyle oynandığını gördük. Bunun da en net fotoğrafı 15 Temmuz akşamı gördük. Yani evet. Gerçekten bir insan olarak artı bu ülkenin, bu milletin bir evladı olarak. Yani 40 yıl düşünsem, hala vicdanen düşündüğümde bunların izahını bulamıyorum ama ihanet demek ki böyle bir şey. Her türlü hainliği dışarıda organize edildi, içeriden maşalar kullanıldı, hala içeriden birçok maşa kullanılıyor. O nedenle gençlerimiz de insanımız da aklı ve vicdanıyla analiz yapsın ve inanıyorum ki bu ülkenin kaderine ne kadar güçlü sahip çıkarsak bu millete tuzak kuranlar o kadar daha hızlı tuş olacaklar, mağlup olacaklar. Sayın Bakanım, müziği seviyor musunuz? Dinliyor musunuz? Dinleme fırsatınız oluyor mu? Çok çok diyeceğim ama yani ancak şeyde arabada yolda dinliyorum. Ne tarz müzik dinliyorsunuz? Ya bir defa sanat müziği benim en fazla şeyim. Türk sanat müziği. Evet. Ama onun dışında Balkan türküleri, Rumeli türküleri. Bugün arabada gelirken, evet. Ankara'dan gelirken biraz dinledim. Bir de işte bu bizim kuşağın sanatçıları var. Burada isim vereyim ama işte Nilüfer gibi, Sezen Aksu Muazzez gibi, yani Asum Aralman gibi, yani Binboğa, Ali Rıza Binboğa gibi, evet. Bizim o gençlik kuşağımızın şeyleri vardı. Bir de neydi? Rahmetli Barış Manço ve basiretim bağlandı şimdi. Cem Karaca. Geçen yıl besteleriyle. Kayağan çok güzel besteleri vardı. Evet. Yani oradan epey şey var. Bir de son soru müzikle alakalı. Aleyna Tilki ile alakalı bir açıklama yapmıştınız. Çalışma Bakanlığı olarak. Evet. Orada da devreye girmiştiniz. 16 yaşında işte alkollü yerlerde sahne almaması konusunda. Şu anda bildiğim kadarıyla Aleyna Tilki sahne almıyor. Yani sadece alkollü yerlerde mi sahne almamasını söylemiştiniz? Yoksa ben bu yaşta müzik yapmasın falan gibi bir şey mi söylemiştiniz? Hayır, bir defa ben orayı tam kaçırdım. Bir defa sanat yapabilir. Yani neticede bunu illa sanat yapacak, 18'i dolduracak diye değil. Yani neticede çocuğun resim kabiliyeti var, gencin müzik kabiliyeti var, spor kabiliyeti var. Öyle var mi? Oğlu var. Ama bir ticari meta gibi onun o kabiliyetini farklı alanlara kaydıracak ve onun kişiliğinin gelişimini erken yaşta dejenere edecek durumlarda bir, bizim yasal düzenlememiz, iki, toplumsal duyarlılığımız, toplum vicdanı. Yani orada Aleyna gibi bir kızımızı, Aleyna mıydı? Evet, Aleyna. Gibi kızımızı, ya bir benim eğlencemin ürünü olmamalı. Anlatabildim mi? Evet. Yani orada benim vicdanım onu kabul etmemeli. Bir büyük, bir abi, bir baba, bir işte bir abi yaşındakiler onu ne güzel işte bizi eğlendiriyor ve o da ne güzel iyi para kazanıyor. Yani o kısımda bir sözünüz var mı? Biraz burada? Yani ben tabii orada çok, yani herkes evladının kısa vadeli başarılar veya kısa vadeli kazanımlar
dejenerasyonlara vesile olmamalı. Çünkü o daha 16 yaşında, 17 yaşında. Evet. Hayat ona çok daha saygın, çok daha güzel, o sanatında çok daha iyi noktalara gelebilecek. Onu çok ucuz dejenere etmemeli. Evet. Yani onun şahsından karşı değil. Ama o örnekleri daha saygın, kendini koruyan, o çocuk yaştaki, genç yaştaki kişiliği koruyan duyarlılığı, toplum vicdanı başarabilmeli. Yasalar da onu suçlu haline getirmeden o zeminde koruyabilmeli, zeminlerden. Yani burada daha çok vicdani durmak lazım. Evet. Sayın Bakanım, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Özellikle size uzun süredir sözümüzü tutamamıştık. Evet, evet. Bu sözümüzü tutmama nasip oldu. Tabii number one gibi geniş kitleleri dinleyicisi olan bir radyomuz. Başarılar diliyorum tüm dinleyicilerimize. Ümit ederim ki sürcülisan etmemişti. Ama şundan emin olsunlar. Samimi, iyi niyetli düşüncelerimizi ifade ettik. Değerlendirirlerse özellikle özdeğer, özsaygı, özgüven, hayatlarına hangi dünya görüşünde olursa olsun, hangi hayat felsefesinin mensubu olursa olsun. Ama ben bazen dinin ne olursa olsun, ırkın ne olursa olsun, bayrağın ne olursa olsun derim. Özdeğer, dürüst, güvenilir, çalışkan olmak. İnsanım, dürüstüm, güvenilirim, çalışkan. Ondan sonra ben bir milletin mensubuyum, bir medeniyetin mensubuyum. O değerlerle zenginleşiyorum. Öz saygım var. Bana, kendime saygımı yitirdiğim an karşı taraftan saygı beklemem. Mümkün değil. Kendisine yalan söyleyen bir başkasına da rahatlıkla söyler. Evet. Özgüvenim, ya ben çalışıyorsam, üretiyorsam başım dik, alnım açık. Dünyanın her tarafında dimdik dururum. Dolayısıyla bu kelimeler, hiçbir şey kalmasa bile bu kelimeler kalsın bugünün hatırasına diyorum. Sağlıklı gelecekler, güvenli, huzurlu bir büyük millet geleceğini başaracağımıza inanıyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Bundan sonra da inşallah tekrarını yaparız diyorum. Yani yoğunluktan fırsat buldukça bu kadar rahatı yakalayamayabiliriz. Nasipse inşallah. Peki.